gezegenimizin geleceğiyle ilgili önemli tartışmaların yapıldığı, dünya liderlerini, iklim örgütlerini ve aktivistleri bir araya getiren COP27 zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam ediyor. Emisyonları azaltmak, ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanmalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak, gelişmekte olan ülkeler için teknik destek ve finansman sağlanması konularına odaklanan zirvede, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Barcelona Konvansiyonu Koordinatörü Tatiana Hame ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hame, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 1975 yılında hayata geçirdiği Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve 2021 yılında Antalya'da gerçekleşen COP zirvesi gibi birçok konuda görüşlerini paylaştı. Yaklaşık 20 yıldır Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında birçok başarılı çalışmaya imza atan Tatiana Hame, Barcelona Konvansiyonu sayesinde Akdeniz'de çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor. Barcelona Konvansiyonu kapsamında 50 yılı aşkın süredir Akdeniz'deki kıyıların ve deniz alanlarının korunması üzerine çalışıyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin de destek verdiği Medpol, Akdeniz'de faaliyet gösteren gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini amaçlıyor. Barcelona Konvansiyonu'na taraf ülkelerin de desteğiyle kirlilik konusunda birçok başarı elde ettik. Hame, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun denizlerin gemi kaynaklı olarak kirlenmesini engellemeyi amaçlayan Uluslararası Sözleşmesi MARPOL'un da hedeflerine ulaşmalarına destek verdiğini belirtiyor. Bu protokolü destekleyen tarafların kurduğu petrolle mücadele merkezleri bunun ilk adımıydı. Ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun hayata geçirdiği ve denizlerin gemilerden kaynaklı kirlenmesini önlemeyi amaçlayan MARPOL da buna katkı sağladı. Antalya'da gerçekleşen COP toplantısına da değinen Tatiana Hame, zirvede Akdeniz'deki kirliliğin önlenmesini amaçlayan birçok stratejik karar alındığını ifade etti. Taraflarla gerçekleştirdiğimiz son COP toplantısı 2021 yılında Antalya'da gerçekleşti. Buluşmada taraf olan ülkeler başta karbonsuzlaşma olmak üzere gemilerden yayılan kirliliğin önlenmesi konusunda bazı stratejiler geliştirdi. Bu konuda önemli çalışmalar yapan Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO ile de çok yakın çalışıyoruz. IMO'nun sonraki toplantısı beklentimiz Akdeniz'de gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ilişkin teklifimizi onaylaması. Bu gerçekleşirse tüm yıl boyunca yaptığımız çalışmaların ödülü olacaktır.